Selamlar, ben Semih. Bugün bomba gibi içerikle karşınızdayım. Dünyanın en iyi Clash Royale oyuncusu Muhammed Light'ı kanala getirdim. Ve bugün VS atacağız. 3 galibiyete ulaşan kişi bu VS'nin kazananı olacak. Daha önce 2 defa e-spor turnuvalarında karşılaştık. Birini ben yenmiştim, birini o yenmişti ama üzerinden uzun zaman geçti yani. Evet, bakalım ne yapacağız. Bu arada VS videonun devamı için beğeni atmayı unutmayın. Muhammed Light da bu arada tek Clash Royale'de değil, bütün dünyada en iyi mobil e-sporcu seçildi. Evet, maç başladı. Daha fazla Muhammed Light'ı övmeyeceğim. Hadi bakalım maça odaklanalım. Evet, bol şans deyip emojimizi yollayalım. Önemli maçlar, kritik maçlar başladı. Doğrudan kıvılcımla başlıyorum. Bir kat iksirde yakalayabilmek için. Bu arada kulemde topçu unutmuşum. Ne yazık ki şu an topçuyla oynuyoruz. Bu bayağı bir negatif benim için. Kıvılcım önüne dev goblin atacağım. Eğer eli kötü gelmişse yakalarız burada. Oklar için çok güzel fırsat. Aa, korumalar çok sağlam. Şövalyemizi atalım. Böylece evrimi çevirmiş olacağız. Bu arada muhtemelen ben bu videoyu 3-4 defa izleyeceğim çektikten sonra, hatalarımı tespit etmek adına. Bu yüzden beraber odaklanmaya çalışalım. Mantık çerçevesinde oynayalım. Şimdi tek bildiğim bir şey varsa Muhammed Light'ın savunma üzerine bir defans oynadığı. Yani ben saldıracağım, o savunacak şu anda. Küçük prensi arkadan atabiliriz. Böylece zaman kazanamayacak. Bir kat iksirle yakalarsak çok hoş olur. Ki savunmasını iyi kuracaktır muhtemelen. Güzel, zehir attığına göre elinde 6 iksir kaldı. Kıvılcımla arkadan çıkabiliriz. Okçu tekleyecek topçu orada sol tarafta. Çok güzel. Ama topçu kullanmamız hiç iyi olmadı. Yine yakalamak için dev goblin atacağım. Sonra korumalar atacağı için minyonlar bırakacağım. Bir de öfkeyle hızlandırsak. İksir sıfır. İksir yok, hadi. Kartopunu doldurdu. Of, buzluğunu da yetiştirdi. Güzel deneme yaptık. İksiri bayağı azdı. Şimdi iki kat iksire girdik. Tabii ki onun için savunma daha basit olacak. Çünkü daha fazla kart atabilecek sonuçta. Hadi bakalım. Üçüncü hatamız hayırlı olsun. Bir kıvılcım vuruşu alsak aslında savunmaya geçebiliriz. Bu sefer önce güçlü madenci atmayı tercih etti defansta. Küçük prens çalışmaya başlasın şimdiden. Oo, kılıcımızı atan okçular vurdu. Tamam, sıkıntı değil. Çok güzel zamanda saldırdı ama fazla hasar vuramadı. Çok iyi oklar. Orada okçulara oklar attığım için saldırmaya karar verdi. Demek ki hatamı kolluyor saldırmak için sürekli. Güzel bir küçük prens. Tamam, atak yapabiliriz. O kartopu gerekli miydi? Güzel. Sadece bir koruma vuruşu. Güçlü madenciyi solda kullandı. Belki bir fırsat olabilir bizim için. Öfke artı oklar. Güzel savundu yine. Oo, küçük prens kulede. Çok iyi be. Oklar atmak zorundayım. Ah, çok hasar yedik, bravo. Çok güzel zamanda saldırdı. Hele topçumuz olduğu için de bayağı bir zorluk yaşadık orada savunmakta. Kıvılcımı yine bir tık önden atıyorum bu sefer. Vaktimiz kısıtlı çünkü. Önüne dev goblin. Çok hasar yedik. Son bir deneme yapacağım. Evrimi şövalye arkası mini pekka. Oraya oklar atarız.
Ah be, bombayı bırakabildi. Ben saldırmazsam o saldıracak ama ilk maçı sanırım kaybettik. Evet. Ama deneyeceğim. 10 saniye de olsa sonuna kadar oynamayı planlıyorum bu maçları. Şimdi arkadaşlar, niye kaybettik diye sorarsanız, yani zaten bayağı %95 falan doğruluk oranıyla oynadı bence bu maçı. Evet, 1-0 öne geçti. Bu arada full kaybetsek de gerçekten hiçbir egom yok, hiçbir zoruma gitmez yani. Bazı youtuberlar vs atıp kaybedince yüklemiyor yani. Evet, ikinci maçtayız. Şu an 1-0 gerideyiz. Hadi çevirmeye çalışalım. Rahat oynamaya çalışıyorum ki zaten kaybetsek de önemli değil, değil mi? Zaten kendimizi biz kanıtlıyoruz. Dünyada sürekli ilk 50'deyiz. O yüzden de oynamaya devam. Evet. Şimdi buzruğuyla başladı. Yine hızlı bir deste oynuyor herhalde. O yüzden şöyle bir kat ikisi de zorlamaya çalışıyorum domuzcuklarla. Yine korumalar almış. Arkadaşlar, korumalar şu an oyundaki en iyi kartlardan bir tanesi. Hatta belki en iyi kart. O yüzden korumaları kullanmaya dikkat edin. Bak, Muhammed Light nasıl oynuyor hep korumalarla. Kral Tilet'i o 3 iksiri yedikten sonra atar çıkar. Güzel bir takas elde ettirir bize. Güzel. O yakın mevzi kartını kullandı. O yüzden Deviskat solda çalışabilir. Güçlü madencisiz savunmaya çalışacak Deviskat'i. Düşünsenize. Şöyle balıkçıya çekeceğim. Muhtemelen özellik basacak çünkü. Balıkçıya doğru çektim. Oo, hamleyi gördünüz mü? Balıkçı atacağım diye fıçı attı oraya. Çok güzel kart toparladık. Hayret atardım ama korumalar döndü şu anda. Evet, onun yerine tersten domuzcuk basalım. Şu an ucu ucuna Tesla yetişir. Evet, Tesla atmayı başardı. Güzel takaslar elde ettik. Muhammed Light tamamen özgüvenle oynuyor. Gördünüz mü o fıçı hamlesini? Hayatımda karşılaşmadığım bir hamle. Ama çalışacak bir hamle de. Neyse, rakibimiz Logbait oynuyor. Muhammed Light Logbait oynuyor. Ben bu eşleşmeyi nasıl oynamaya çalışacağım? İşte bir taraftan deli iskelet atıp tersten de hayret bırakacağım. Çift taraflı oynamaya çalışacağım. Amacım bu. Fıçı bekliyorum. Aynen öyle. Hayretim hazırdı zaten. Evrim iskeletimizi çevirdik. Şu an hoş gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Bakalım ne atacak. Çok birini bölelim. Bu arada bir kat iksir de eşleşme Muhammed Light'ta. Evet, bir kat iksiri geride kapatmamak için köprüden prenses bastı. İzin vermeyebilirdik buna. Ama olsun, devam edelim. Arkadan deli iskelet. Büyük hatamı kuruyorum. İki kat iksire girdik. Hemen terse bir hayalet bıraktım. Çok iyi. Çift taraflı dediğim hata şu an kuruyoruz. Evrim iskeletleri bölelim. Oraya hemen oklar atacağım. Domuzları bölelim. Yaşlı cadı korumalar için ama tarafı tutturamadık. Hadi evrim iskelet. Ah be. Çok iksir kullandı defansta. Hemen tazeledim. Prenses basmadı. Güzel. Yine tersten bir kraliyet aleti bırakalım. Oraya oklar. Yaşlı cadı domuz çıkarmak için. Domuzları bölelim. Domuzlar çok güzel vurdu sağ tarafa. Yine bir dev iskelet. Tersten saldırmak isteyecek muhtemelen. Oklar atmak zorundayım. O evrimi buzluğuyla şaka olmaz. Şimdi prensesi oklar atamayacağız. O biraz talihsiz oldu. Domuzları bölelim. Fıçıdan hasar almayalım. Hazır öndeyiz. Fark kapanmasın. Sürekli baskı yapmamız lazım. Yoksa roket döndürmeye başlayacak Light. Biraz önden çıktım o yüzden. Evrim misketler hadi. O fıçıyı bilerek yiyorum. Atakta iksirimiz kalsın diye. Güzel bir risk aldık. Oklar. Domuzları basacağım. Testasını yetiştirirse kötü olur bizim için. Yetiştirdi.
Dur hala yakalayabiliriz. Hala üstünlüğümüz var iksir olarak bayağı bir. Yeni bir dev iskelet. Elinde güçlü madenci yok. Yaşlıcadı, çıkar domuzlarını. Çıkar domuzlarını. Bravo. Testas elinde değil, domuz çıkar bastım. Hadi. Oo, akıllıca roket. Bir saniye, domuzlar vurabilir, domuzlar vurabilir. Hadi vurun. Ah be. Çok yakındı. İlk maçı topçudan kaybettik belki de. Yenerdi yine belki ama daha yakın biterdi. Bu maçta da risk aldık, olmadı. Son maçta da mezarlık oynayalım bakalım. Ana desteğimizi alalım. Evet, son maçta ana desteğimizi aldım. Şu an 2-0 kaybediyoruz. Ana desteğiyle bu arada anti olsa bile zorlayabiliriz. O yüzden ana desteğimi aldım. Biz de bol şans diyelim. Mızraklar oynuyor. Muhtemelen madencili bir deste oynuyordur. Mızraklı varsa genelde madenci de olur destede. Zehri vardır diye küçük prensi önden oynuyorum. Güzel. Garip bir tomruktu. Evet, bayağı bir iksir kullandığı için mezar taşı çok iyi durumda. Ama madenci yedirmeyi başardı elimde şövalye olmadığı için. Hep bu şövalye olmadığında madenci tutturmayı başarabiliyor. Küçük prens atalım yine önden. Çünkü koruyacaktır o mızrakları %100. Yarasa bekledim ama yarasa atmadı. Ana kulemizi açalım. Bir tanesi vuracak ama yapacak bir şey yok. Evet, öyle bir pozisyondan atıyor ki duvar yıkıcıları, mutlaka bir tanesini vurdurmak zorunda kalıyorum. Ama ana kulemizi açtık, çok iyi. O madenci hasarlarını mecbur yiyeceğim. Ana kulemiz en azından biraz daha optimize ediyor yiyeceğimiz hasarı. Ya gerideyiz ama dediğim gibi bu eşleşme bir kat iksirde bizim için iyi değil. İki kat iksirde biz açılacağız. Sonradan açılacağız. Yine arkadan bir yavru ejder orayı tutsun diye. Küçük prens artı özellik. Çok iyi be. Muhammed Ak biraz agresif oynuyor. Hatta fazla agresif oynuyor. Yavru ejder vuruşlarının 7 kulesinde 3 tane yavru ejder vuruşu, çok iyi. Evet, atağını öyle bir kurdu ki hani elimde hiç yapacak bir şey yoktu. İlla bir tarafı yemek zorundaydım. Evet. Ki bu durumları çok iyi yapıyor zaten. Şey var arkadaşlar, şöyle bir durum var. İksirsiz kalırsam da duvar yıkıcı falan yiyeceğim. En iyisi diyorum biraz hasar yiyeyim de en azından öyle kurtarayım durumu. Olsun, bizim zamanımız geldi sonunda. Önden küçük prens. Hep bunu yapıyorum. Çünkü yapmak zorundayım. İlk mezarlığımız geliyor, hazır mısınız? Ama atamıyorum çünkü iksirim yetmeyecek zehire. Evet. Sağ taraftan ilk mezarlığımız hayırlı olsun. Zehir atar diye erken attım mezarlığı ama mızrakla atacak tabii. Oh güzel. Sabitleyelim şöyle bir evrimi şövalyeyi. Şimdi burada mezarlık akar. Erken bir mezarlık. Bomba kulesi atacak, o yüzden val attım. Güzel. Tamam, agresifliği arttırmamız lazım. Bayağı bir gerideyiz çünkü. Mezarlık atalım doğruca. Zehir atmadı. Kasırga atamıyorum duvar yıkıcılar yüzünden. Kasırga atmayayım diye zaten ayarlıyor duvar yıkıcıları. Korudum küçük prensi. Güzel, çok güzel. Mezarlık geldi. Solu yine duvar yıkıcı attı. Zehir atamayayım diye oraya. Her şeyi hesaplıyor ya. Şöyle harika bir kasırga. Çok iyi vurdu şövalye. Küçük prens de vurdu. Yoksa çeviriyor muyuz? Yine bir yavru ejder hata yapacağım. Artık 3x'e girmeye başladık. Şöyle bir yavru ejder. Sol tarafı bıraktım artık. Bıraktığımı görüp daha çok zorluyor. Harika bir özellik. Mezarlık. Zehir yok elinde. İkinci yavru ejder. Çok güzel öldürdük yarasaları. Şöyle bir kasırga. Yeni bir mezarlık. Hadi.
Yakalıyor muyuz? Yeni bir yavru ejder. Üçüncü yavru ejder. Yarı satmasın diye sürekli arkasını kolluyorum ejderlerimin. Yeni mezarlık. Hadi. Yakalanması lazım artık. Artık yakalanmalı. Yine yavru ejder. Hep geçiştiriyor şu ejderleri. Çekeyim. Ani bir çekme. Ah be. Saniyeyle tuttu yavru ejderleri. Hadi. Of, çok iyi oynadı. Evet arkadaşlar. Yani bir röportaj yapalım. Türkiye hakkında ne düşünüyormuş bir soralım. Hak etti adam bugün. Adam kazandı. Evet, biz de çok iyi oyuncuyuz ama bugünün galibi Muhammed Light oldu. Hiç de zoruma gitmez kazanması. Dedim ki Türkiye hakkında ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Fan kitlesini çok seviyorum ve birbirlerini çok destekliyorlar diyor. Ben de burada olduğun için teşekkür ederim. Şu an özet geçiyorum. Sonrasında Turkish Airlines'i kullanmış İspanya ve Finlandiya'ya giderken. Ve İstanbul'un insanları çok iyiydi, çok kibardı diyor. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle VS istiyorsanız beğeni atabilirsiniz. Başka videoda saat 17 her gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.